bendelerinin içindeki el aziz boğan, bendinin içindeki, insanların içindeki, müminlerin içindeki aziz boğan kişi kim o? Kandak kişini biz aziz deyemez diyen sual kıldı bu yerde. Birincisi el-enbiya, peygamberler. Ular azizdir. Ne mümkün? Çünkü putkül mahlukatlarının hemmesi onlarının ilmige muhtaç. Peygamber azizdir. Çünkü Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala onlara özünün sırrını, onlara özünün vehisini, onlara özünün ilmini şu peygamberlere saldı. Şu peygamberlere ata kıldı, peygamberlere verdi. O peygamberler Allah Subhanahu ve Teala'ya ekildiğin işkimiz bizimki, bendelerinki. İnsanların işki, Allah tarafı boğan işkidir. Fel enbiya'u a'izze. Peygamberler azizdir. Uluğdur peygamberler. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala özünün rahmetleri, özünün rahmeti, özünün pezli ikrami, ihsanının işlerini en şu peygamberlerde kıldı. Şunun için Allah'ın peygamberini razı kılış, del Allah Subhanahu ve Teala'nı razı kılış buldu. Allah'ın peygamberine itaat kılış, del Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat kılış buldu. Asilik kılış, del Allah'a asilik kılış buldu. Onu gazeplendiriş, del Allah'ını gazeplendiriş buldu. Kadirli kardeşler. Şunun için bu nesleni, bu noktalarını düşünüşümüz gerek. El-Meliku Aziz. İnsanların için mesela ne ayeti bir adil padişah, adil müminlerin üstündeki birisi neydi? Bu azizdir dedi. Lekin bu yerde şundak bir noktanı düşünüşümüz gerek ki, meyli padişah olsun, meyli insanların için malum bir mevka, malum bir küç ilgisi olsun, mümin şundak bir zat ki, mümin şundak bir şahsiyet ki, şundak bir kişi ki, insanların kancı onun haciti çüşse, o şunca kemterleşip gidiyor. Şunların hacitini ada kılış bilen birge, şunların hacitinin çıkış bilen birge çoğunca bu amaydı, yoğancı bu amaydı. O şunca kemter buldu, şunca tüven his kıldı özünü. Bunun bilen aziz buldu mümin dedi. Bunun bilen aziz buldu müminlerin üstündeki padişah olsun, meyli kim olsa olsun. Herkes ama müminin başkası ki insanların haciti kancı çüşken sıra onunla, kancı kişiler onunla muhtaç boğan sıra şünki çoğuyu aldı, şünki gadiyi aldı, şünki leim pes mahluk kaylandı. Şünki lenetlik mahluk kaylandı. Öyle bakayla kadirli kardeşler. Şunun için kadirli kardeşler, İmam el-Hasanul Basri şunda soruldu. Bima nilte hazel makam, Hasanul Basri. Sen bu makamı nim bilen yettin ya Hasanul Basri ya imam da şuna sorulgan ki. Yani cevap verildi ki, işki neresi bilen dedi. Bistigna'i an dünyan nas ve hacetihim ila ilmi dedi. İmam Hasanul Basri'nin cevabı. İşki neresi bilen yettim bu makamı. Birincisi, ben insanların dünyasından bir hacetlikim dedi. Birincisi, ben insanların dünyasından, mal mülküden, o nesidin, bu nesidin tamamen bir hacetti. Ben bulağı hiç hacetim düşmedi. Hacetim bulmağallakıdın, buladın bir hacet bulmağallakımdın ve onların benim ilmimge ihtiyaclık muhtaç bulmağallakıdın bu makamı yettim diyenken. Şunun için bir insan tamahur bulan insan asla aziz bulanmaydı. Kaçan iki tamakıl diken şu insan harlık uçuşuydu. Ya? İnsanların kulu diken ersin tamakılgan haman harlık, harlıkların başlangıcının kadem baskıcı başlandı diyenken. Şunun için şu nesli gine dikkat kılaylı ki, şu nesli hayatımızda bir kıl, bir kızılsızlık olsun ki kadirli kanca. Hayatımızda her günü peşanımızı tutsun ki, eğer insanlığa, eğer insanlığa bir nesli tamak kanda, insanlığa bir nesli telef kan vaktimizde, insanlığa tabi halette o insanı yaman görüp kaldı. Yaman görüşkü başlaydı, keçişkü başlaydı insanlığa. Ama Rabbul İzzeti Subhanehu ve Teala bosa, İzzet ilgisi boğan, Rabbimiz el-Aziz boğan Rabbimiz bosa ki, İza tama'te fima indahu ahabbek. Ya Allah, öyle bak öyle. Eğer de sen iyi bende, sen şu Rabbinin dergahı dikine tamah kılsan, şu Rabbinin tamah kılsan Allah seni yakış görüp kaldı, iyi bende öyle bak. Sen Rabbinin tamah kılsan seni yakış görüp kaldı. Ama sen bendilerin tamah kılsan şu bende seni yaman görüp kaldı. Ma noktunu biz pişanenge kuyu etkin insan idi. Kuyu etişimiz gerek yürükümüz ki kadirli kardeşler. Ben insanlardan tamah kısam insanlar beni yaman körep kaldı. Rabbimden tamah kısam Rabbim beni yakış körep kaldı diyen de bilişimiz gerek kadirli kardeşler. Öyle bakayım. Şunun için La teselenne beni Adem haceten veselillezi ebvabuhu la tuğlaku dedi.
asla ve asla beni Adem'den, Adem oğludun bir hacetini sorumugun. İşikleri asla takılmaydı.